Bugün olaylar olayı, skandallar skandalı. Bir yandan Ankara'daki tarotta denilen, diğer yandan kendi eliyle köpeğinin iki tane dişini yaptıramadığı kokusundan, dişinin kokusundan dolayı kendi köpeğini öldüren Zümrüt. Bunun ispatı ruh hastalığı. Ben burada yani yıllara geçmiş dayanan bir madihane de almış olduğum psikolog, sosyolog eğitimi olaraktan düşünüyorum. Çünkü kesinlikle bunu Zümrüt köpeğine dişini bahane edip öldürdü. Belki boğaraktan, belki yastık koyaraktan, belki de zaten ayı gibi üstüne oturaraktan. Sonuçta köpek ölmüş. Peki, sesleniyorum şu anda. Kime sesleniyorum? Kendime sesleniyorum ki ne? Karşımdaki insanlar anlasın. İnsan olan anlasın. Madem öyle, Almanya'da yaşıyorsun. Almanya hükümetinin, devletinin nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nde işsizlik maaşı veriyorsa, Almanya hükümeti de oradakilere euro olarak veriyor. Madem çalışsan da çalışmasan da veriyor. Burada da var, Türkiye Cumhuriyeti'nde de var. İşsizlik maaşı. Neden köpeğini, dişini kendin götürüp yaptırmadın da sosyal medyada ben Türkan Şoray'a benziyorum, sanatçıyım, şöyleyim, böyleyim deyip de neden köpeği öldürdün? Gelelim Berna'ya. Berna'yı benim başıma niye musallat ediyorsun sen? He? Berna, madem 18 yaşında da İstanbul'da götünü niye siktiriyor? Sen mi satıyorsun? Sen satamadığın için mi gocunuyorsun? Vallahi billahi. Ben anlamadım arkadaş. Almanya'da yaşayacağım. Çalışayım, çalışmayayım. Ödenek alacağım. Türkiye'deki Lubunyalardan da dilencilik yapacağım. Daha önceden birkaç kişiye gönderdiğim 50-100 euroyu da başlarına kalkıp liste haline getirip isimlerini tek tek yazacağım. Var mı böyle bir şey? Zümrüt. Senin şu an 40 kişi, 100 kişi izlese avantajın ne oluyor? Beni 10 bin kişi izlese benim avantajım ne oluyor? Deniz Polat nasıl dedi? Zümrüt kuş besliyordu o zaman. Kuşları vardı. Kuşları öldürdü, boğazlarından sıktı diye. Şimdi ona istinaden kesin
olaraktan, düşünce itibarımla değil. Sosyolog, psikolog beynimle köpeğin dişi demek ki iki tanesi mi döküldü? Döküldü. Bir kere köpeğe diş takılmıyor. Köpeğin dişi dökülen köpeğin ağzı kokar ve sen orada değişik maddeler kullanıyorsun Zümrüt. O kokuya tahammül edemedin, ikisi bir arada ne yaptın? Köpeği öldürdün. ...12 yıldır... ben psikolog, sosyolog eğitimine gitmiş bir LGBT bireyiyim. Kime yırttırıyorsun sen? Ve Almanya'da yaşıyorum diyorsun. Burada Türkiye'de olan zar zor geçinen Lubunyalardan köpeğini öne sürüp para toplamaya çalışıyorsun. Önceki gönderdiğin birkaç tane Lubunya'ya da 50 euro, 100 euroyu da Cansel'i de koyacağım. Kelena'yı da koyacağım. Ben kendimi de koyacağım. Başa kalktım. Ne demişler? Ne oldum deme, ne olacağım de. Yani. Kesinlikle Zümrüt köpeği sen öldürmüşsündür. Çünkü köpeğe diş takılmaz. İnsana ben 4 senedir uğraştım. Kendi dişlerimi hala önden çıkartıyorum. Gece yatarken. İnsana. Kaldı ki köpeğe mi diş yapılacak? Öldürmüşsündür onu. Boğmuşsundur. Yani ağzından koku gelmiştir. Çünkü çürük olan insanlarda da mevcut. Efendim, insanların dişi çürüyünce, kaç tane dişi çürüyünce koku olur. Bu da astım hastaları, şizofren hastaları, nefes alıp vermekte güçlük çeken hastalar buna dayanamıyor. Ne oluyor? Kişiye hem birey yani normal vatandaş insanı öldürebiliyor hem de hayvanları katledebiliyor. Yaşamlarına son verebiliyor. Verdirtebiliyor. Yani Zümrüt de böyle bir şey yapmıştır. Eminim. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nden asgari ücretin 1/3 veya 1/4 veya bilmem neyi alıyorum. Sen Almanya'da yaşıyorsun. Daha fazla alman lazım. Demek ki ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayana. O zaman oradan hava atmayacaksın. Ben Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'ye hem başkanımızı hem LGBT bireylerimizi kullanamazsın. Laf söyleyemezsin. Sosyal medyada yapılan hakaretler, küfürler,
kişiler ünlü olursa, fenomen olursa yine ne diyor adalet? Kovuşturmaya yer olmadığına dair uzlaştırma sunuyor. Karşı taraf uzlaşıyor mu? Uzlaşmıyor. Diğer taraf uzlaşıyor mu? Uzlaşıyor veya uzlaşmıyor. Akabinde çıkacak olan karar kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nde sevgili sayın savcılarımız, hakimlerimiz, değerli emniyet mensuplarımız meşgul etmeyelim. Birbirlerinizin götünü sikin. Gidin Facebook'un, Instagram'ın, TikTok'un sahibi kimse ona laf söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde bizi koruyan emniyet teşkilatımıza laf söyleyemezsiniz. Onların bokunu size yedirin. Yurt dışına sığınmacı olaraktan gitmişsiniz. Pas almışsınız, tek pas veya iki pas. Oranın vatandaşı olmuşsunuz veya olmamışsınız. Sonuçta oranın verdiği ödenekten geçiniyorsunuz. Çalışsanız da, çalışmasanız da. Türkiye'yi karalamaya hakkınız yok. Türkiye'nin dediği olur. Türkiye Cumhuriyeti aşıyı çıkarttı ve herkes sike sike vurulacak. Sevgili Sağlık Bakanımız Hayrettin Kocabey Efendi, İğneyi ilk vurulan ünlü isimlerden birisi. Kalktınız dediniz ki ne? İğne kolunda kan akmadı. Ben de öyle düşündüm. Ben de öyle söyledim. İnkar etmiyorum. Ama demek ki böyle bir iğne var. Yani iğneyi vurulan vurulur, vurulmayan vurulmaz. Ha ne olur? Külliyeden gelecek olan talimat ne şekilde olur? Her türlü boynumuz kıldan incedir. Saygı duymak zorundayız. Recep Tayyip Erdoğan dediğiniz zaman muhtarlıktan çıkıp bu seviyeye gelen adamın olduğu bahçeli evlerde külliye yani sarayını çekemiyorsunuz. Oysa ki Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş garibanlara, yoksullara yardım ediyor. Mansur Yavaş hangi partiden? CHP'den. Ben Kılıçdaroğlu'nu tutmak zorunda değilim. Yalakalık yapmak zorunda da değilim. Ama Ankara'da Mansur Yavaş eğer değerli bir insan kendi bütçesinden dahi garibanlara, yoksullara yardım ediyorsa ne mutlu derim. Ama CHP'li değilim. Bunu da buradan söyleyeyim.
İmamoğlu dediniz. İmamoğlu ne yaptı? İstanbul'u kıyladı mı yoksa sizi mi kıyladı? Beni ilgilendirmez. Ben Ankara'dayım. Parti olaraktan AKP'liyim. Her zaman söylüyorum. Ve belediye olaraktan CHP'li değilim. Ama belediye başkanımız Mansur Yavaş beyefendi ondan önce Melih Gökçek vardı. O ne yaptı? Ankara'yı güzelleştirdi. Otobanlar yaptı, köprüler yaptı, tabelalar vesaire. Ne oldu? Bilemem. Tekrar İmamoğlu'na geleceğim. AK Partili birey olaraktan seçim zamanında Bin Ali Yıldırım Ulaştırma Bakanı iken ve aynı zamanda geçici olarak başbakan yardımcısıydı herhalde. Öyle hatırlıyorum veya yanlış anımsıyorum. Tuttular sürekli Binali Yıldırım'ı İstanbul Belediye Başkanı olaraktan seçmeye çalıştılar. Bir kazandı, kazanmadı, oylar %80'e, %60'a carta curta indi derken dediler ki ne hile var. Sonra tekrardan yine seçim uyguladılar efendim. Ne oldu? Binali Yıldırım maalesef efendim Türkiye'de olan Suriyeliler İstanbul'daki CHP'liler çıkarttı bunu ortaya. CHP'liler çıkarttı efendim. Ben CHP'li falan değilim. AK Partiliyim. Üstüne basa basa söylüyorum. Hak neyse onu konuşuyorum. Suriyelileri, yabancıları, cartları, curtları, hani bir film vardı Kemal Sunal'ın, Şener Şen'in işte Güneşi Gördüm filmi, seni işte Avrupa'ya götüreceğim cart curt diyerekten misali. Ondan sonra ne yaptılar? Suriyelileri, Afganları, cartları, curtları sahte ikametgahlarla, olmayan ikametgahlarla oyları fazlalaştırıp Binali Yıldırım'ı başkan yapmaya çalıştılar. Ama nitekim sonuçta yüksek seçim kurulu buna karşı çıktı tekrardan ve kazanan İmamoğlu CHP'den oldu. Ankara'yı da alan kim oldu? Tabii ki Mansur Yavaş. Ama Mansur Yavaş hakikaten ben Ankara'da ikamet ettiğim için çok vicdanlı bir insan, kendi bütçesinden dahi insanlara, yoksul ailelere, engellilere yardımcı olan bir başkanımız. Ama CHP'li değilim, AK Partiliyim.
Bende Asena gibi kıvırmak yok. Sözüm bir, nasıl Allah bir, Sibel Baysal'ın sözü de bir. Evet efendim, konu nereden nereye geldi bakalım. Sonuç itibariyle şöyle bağlayayım, yayına son vereceğim. Bakalım, aşı olayı gerçekten %62 miydi? İndi. Aşı olayını kimler yaptıracak? Kimler karşı çıkacak? Muamma göreceğiz efendim. Hem sosyal medyada hem de uluslararası kanallarda göreceğiz efendim. Şu ana kadar efendim, yani düne kadar Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Beyefendi yaptırmış böyle bir görüntü. Fakat kendi kolunda bir aşı yapılır. Hepimiz çocuk olduk. Okuduk. Hatırlar mısınız? Tatamoz yapılırdı ilkokulda, cartlar yapılırdı veya şu anda bir hastaneye gittiğimizde acil servise bir iğne veya kan alındığında illaki bağırsağa benzer bir hortum bağlanır. Kola şekilde böyle tutulur ama ben bunu Fahrettin Sağlık Bakanımız Fahrettin Beyefendi görmedim efendim. O yüzden inanmıyorum. Gözümle görmedim. İnanmıyorum. Ha, aşıyı vurdurtur muyum? Vurdurtmaz mıyım? Hayır. Ben vurdurtmam. Cezası ne olursa olsun, bana desinler ki ne, git 5 ay cezaevinde yat, ben yatarım, o iğneyi, o aşıyı, bilmediğim iğneyi, aşıyı vurdurtmam. Hasta olmadan hastalanamam. Pardon, çok özür diliyorum. Yani hasta değilken hasta olamam. Evet, inşallah efendim düzeltmişimdir. Bundan dolayı sevgili Cumhurbaşkanımız da külliyede çıksın. Nasıl kabine toplantısı yapıyor? Ağzında maske, burnunda maske. Sevgili başkanım da nasıl uluslararası TV'lerde çıkıp da o iğneyi, ama iğneye dikkat etmek gerekiyor. Çünkü iğne, şırınga boş da olabilir. Şırınganın içerisinde başka madde de olabilir. Yani buna dikkat etmek gerekiyor efendim. Bundan dolayı hasta olmayan insan da hasta olur. Vallahi billahi yani götlere gelirse. Dikkatli olmak gerekiyor efendim. Bundan dolayı ne diyoruz efendim? Yani boynumuz kıldan ince diyeceğim ama aşı olayında biraz daha dikkatli olalım. Yani gözlerimizi açalım. Yani sosyal medyada uluslararası krallarda vurulan yüksek bürokratların aşılarına da dikkatlice bakalım ki onu tekrar tekrar izleyelim. Acaba o iğne şırınganın içinde ne var? Nasıl giriyor? Nasıl vuruluyor? Yani benim bildiğim şekilde az önce zaten söyledim. Tekrar etmeme gerek yok efendim. Bundan dolayı yani koronaymış, virüsmüş, yasakmış. Bakalım
Ne olacak? Dünyanın hali. Hadi öpüyorum efendim.